Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Betonarme 1 dersin konularından olan çift donatılı kesit konusunda bir video hazırlayacağız. Bu videomuzda çift donatılı kesit nasıl donatılandırılır, donatı hesabı nasıl yapılır, bu konuyu izah edecek bir örnek hazırlayacağız arkadaşlar. Hemen örneğimize geçersek, çift donatılı kesit ne zaman gerekli oluyor? Örneğimize geçmeden önce isterseniz bu konuda kısa bir iki kelime söyleyelim. Arkadaşlar, kestiğimizi biliyorsunuz sünek olarak boyutlandırmamız ve donatılandırmamız gerekiyor. Eğer bir kestiğimiz ebatları üzerine gelen momente göre biraz küçük kalıyorsa, o zaman çok donatı koymamız gerekiyor ki momenti taşıyabilelim. Kestiğimiz çok derin ise bu donatı miktarını azaltabiliriz. Fakat her zaman büyük kesitler seçemiyoruz. Bazen mimari kısıtlamalardan dolayı kiriş kesit yüksekliğini belli bir sınırda tutmamız gerekiyor. Genellikle kiriş derinlikleri 50 santim ya da 60 santim oluyor arkadaşlar. Şimdi 60 santim derinlikli bir kirişimiz var diyelim. Üzerinde çok yük var ve bu yüklerin oluşturduğu momenti çekme bölgesine koyduğumuz donatıyla bu momenti taşıyamıyoruz. Daha fazla donatı koymamız lazım. Daha fazla donatı koymak demek kestin basınç bölgesinin ezilmesiyle ani gevrek olarak düşmesi söz konusu olur. Çünkü donatı miktarı fazla olduğu için donatı akmaya ulaşmadan beton bölgesindeki basınç gerilmelerinden dolayı beton ezilecektir. Betonun ezilmesini engellemek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Beton basınç bölgesine de bir miktar donatı yerleştirerek gene sünek göçmeyi sağlıyoruz. Şimdi hemen bir tane bununla ilgili bir örnek yapalım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen kiriş kesti ben çizeyim şuraya. Şöyle dikdörtgen bir kestiğimiz olsun arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz çekme bölgesine biz donatı yerleştiriyoruz. İşte belli miktarda donatımız var. AS donatımız var. AS diyelim biz buna. Hani donatı miktarını bilmiyoruz. Şimdi kesit ebatlarımızı düşünelim ki 60 santim 600 milimetre ya da 600 milimetre bir kesit derinliğimiz var. Kesit genişliğimiz, kiriş kesitimizin genişliği de arkadaşlar 250 milimetre. Ve taşıtmamız gereken yükler ya da moment direkt verilmiş arkadaşlar. Verilenler nelerdir? Verilenler arkadaşlar şu şekilde sıralarsak. Verilenler arkadaşlar momentimiz ölü yükler altında momentimiz arkadaşlar 130 kilonewton metre 130 kilonewton metre ve hareketli yükler altındaki momentimiz de arkadaşlar 140 kilonewton metre olarak verilmiştir. Malzeme bilgilerimiz arkadaşlar malzeme bilgilerimiz C beton C25 sınıfında ve donatı da arkadaşlar S420 sınıfı donatı seçilmiştir. Pas payımız arkadaşlar pas payı eşittir 4 santim olarak seçilmiş. Şimdi gerekli olan bilgiler burada verilmiş. Bizden istenen nedir arkadaşlar? İsteneni yazalım. İstenen arkadaşlar bu kesitin uygun bir şekilde donatılandırılması yani çekme bölgesindeki donatı, basınç bölgesindeki donatı. Yani bu kesit arkadaşlar şu verilen MG MQ momentlerini taşıyacak şekilde donatı yerleştirilmesi. Şimdi arkadaşlar design momentini önce hesaplamamız gerekiyor. Şimdi şey yapalım. Ne yapalım? Şimdi şuraya çözüm dersek.
Çözüm şu örneğin çözümü. İlk önce MD'yi bulmamız lazım. MD'yi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Deprem yükleri ve diğer etkileri de göz önüne alacak şekilde o zaman şöyle diyoruz. Artırılmış yükler altındaki momenti göz önüne almamız lazım. O zaman 1.4 mg artı 1.6 mq diyerek arkadaşlar MD design momentimizi bulabiliriz. Tabii MD eşittir o zaman 1.4 çarpı MG değerimiz ne kadardı? 130 kN artı 1.6 çarpı MQ değerimiz ne kadardı? 140 kN. Sonuç olarak MD design momentimiz eşittir 406 kN. Arkadaşlar tasarımı esas design momentimiz 406 kN. Peki arkadaşlar. Şimdi bakalım bu 406 kNm'lik momenti bu kez de taşıtabilecek miyiz? Çekme bölgesine donatı yerleştirerek ya da basınç bölgesine de donatı yerleştirerek. Şimdi bu tür durumlarda momentin fazla olduğunu düşünüyorsak o zaman şöyle bir arkadaşlar yol izleyebiliriz. Ne yaparız? Deriz ki dengeli donatı yani tam arkadaşlar donatının akmasına denk gelen şekil değişme durumu için acaba ne kadar moment taşıtabiliyoruz? Yani bu şu demek sadece çekme bölgesine arkadaşlar bakın şurası çekme bölgesi sadece çekme bölgesine donatı yerleştirerek maksimum ne kadar moment taşıtabiliyoruz? Eğer bu momentimiz 406'dan büyük ise zaten problemimiz yok. O zaman tek donatılı kesit ile yani sadece çekme bölgesine donatı yerleştirerek donatılandırmamızı, tasarımımızı bitirebiliriz. Fakat eğer bu bulduğumuz moment arkadaşlar 406 kN tasarıma esas momentten küçük ise demek ki biz bu tasarım momentini sadece çekme bölgesine donatı yerleştirerek arkadaşlar taşıtamayacağız. O zaman çift donatılı kesit durumu söz konusudur. O zaman ilk olarak biz şöyle kesit üzerinde denge denklemlerini yazmaya çalışalım arkadaşlar. Şu şekilde şöyle kestiğimizi buraya çizersek tekrardan şu şekil şöyle düz bir çizgi yapmaya çalışalım. Evet, 25 santim 60 santimlik kestiğimiz burada ve altta çekme donatımız var. Peki şimdi arkadaşlar şöyle alt lifler ve üst lifler hizasında şekil değiştirme dağılımımız yani biliyorsunuz üst bölgede kısalma, alt bölgede uzama olacak. Şuradaki biz uzama şekil değişme oranlarına epsilon s diyoruz donatıya denk gelen ve şu bölgedekilere de epsilon c diyoruz arkadaşlar. Epsilon c diyoruz. Şimdi dengeli donatı durumu için epsilon c'nin arkadaşlar dengeli donatı durumu tanımımızı hatırlarsanız epsilon c epsilon c u'ya eşit oluyor ve arkadaşlar epsilon s de tam olarak epsilon YD'ye eşit oluyor arkadaşlar. Yani donatı aktığı zaman basınç bölgesi arkadaşlar betonda ezilmiş oluyor. Şu da arkadaşlar şurası da bizim tarafsız eksenimiz. Tarafsız eksenimiz de böyle bir yerde diye düşünelim. Şuna da tabii tarafsız eksen derinliğine de X diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bizim en çok taşıtabileceğimiz donatı miktarı bundan daha düşük bir değer. İşte bu rho eşittir rho b arkadaşlar. Bu tam bu andaki donatı oranımız. Bu şekil değişme dağılımına denk gelen donatı oranımız rho eşittir rho b. Fakat bizim maksimum yönetmeliğin izin verdiği güvenli tarafta kalacak şekilde ne yapabiliriz? Tabii biraz daha az donatı koymamız gerekiyor ki akmayı güvence haline alalım. Yani yönetmeliğimizin öngördüğü arkadaşlar şekil değiştirme durumu şu şekildedir. Tabii gene biz diyoruz ki
Burada epsilon s yani uzama ne olsun arkadaşlar? Büyük eşit değil de büyük epsilon y de olsun. O zaman rho eşittir rho b'den daha az donatı koymamız gerekecek. O zaman ne diyoruz? Rho eşittir. Yönetmenlik bize diyor ki 0,85 arkadaşlar 0,85 rho b kadar bir donatı yerleştirin. Epsilon c eşittir. Gene epsilon c eşittir. Epsilon c o olacaktır. Arkadaşlar epsilon eşittir. Epsilon c o. Şimdi bu şekil değiştirme durumuna karşılık gelen gerilme durumlarını hesap edeceğiz arkadaşlar. O zaman gerilme dağılımımızı şimdi çizebiliriz şu şekilde. Şöyle hemen bir kalem alalım. Kalem aldık. Peki gerilme dağılımını çizersek şöyle olacak arkadaşlar. Parabolik bir dağılım söz konusu biliyorsunuz. Betonun gerilme dağılımı. Parabolik donatı hizasındaki bizim gerilmemiz FYD'ye eşit biliyorsunuz. FYD'ye eşit. Dolayısıyla buradaki kuvvete FS1 dersek arkadaşlar FS1 o da eşittir. Bu bölgedeki donatı miktarımız biz buna da arkadaşlar mesela AS diyelim. AS diyelim. Peki AS çarpı arkadaşlar FYD diyeceğiz. Yani buradaki kuvvetimiz belli. Yani bu çekme bölgesinin donatı miktarı çarpı FYD. Şimdi basınç bölgesindeki kuvvetimiz yani bu donatı miktarını dengeleyecek basınç bölgesindeki kuvvetimiz arkadaşlar onu da şöyle farklı bir renkle izah edelim. Şu şekilde arkadaşlar yani buradaki toplam bileşke kuvvet oluyor biliyorsunuz. Yaylı bir yük var ve eşleri dikdörtgen kabulü yapabiliriz. Ya da integrasyonla arkadaşlar bu kuvvetimizin şiddetini ve bu kuvvetimizin etki noktasını bulabiliriz. Şimdi biz bu kuvvete de FC diyoruz arkadaşlar. Bu kuvvetin en dış basınç lifine olan mesafesine arkadaşlar şöyle beta çarpı x diyoruz. Beta çarpı x diyoruz. Tabii bu şimdi arkadaşlar x şu şekil değiştirme durumu için yani tam dengeli donatı durumdaki durumuna denk gelen şekilde değiştirme durumu için x eşittir arkadaşlar x idi. Eğer ki biz maksimum koyabileceğimiz donatı miktarını yönetmeliğimiz izin verdiği durum için o zaman x eşittir arkadaşlar. Buna biz x1 dersek x1 eşittir 0,85 0,85 x olacaktır arkadaşlar. 0,85 x. O zaman burada beta çarpı x1 olacaktır diyoruz. Yani x1'i biz bir beta ile çarparsak ağırlık merkezini buluyoruz. Bu beta katsayısını integrasyondan hesaplıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar şuradaki değerimiz maksimum noktadaki epsilon eşittir epsilon CU. Epsilon CU da TS500'e göre biliyorsunuz arkadaşlar binde 3'e denk geliyor. Binde 3'te denk gelen basınç gerilmesi de 0,85 FCD olarak öngörülüyor. 0,85 FCD. Arkadaşlar şimdi biz bu arkadaşlar parabolik dağılımı şöyle bir dikdörtgen olarak kabul edersek mesela şöyle bir dikdörtgen olduğunu düşünürsek şu şekilde o zaman dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanır arkadaşlar? Dikdörtgenin alanı 0,85 FCD çarpı diğer kenar x1 arkadaşlar. Bu şekilde hesaplanır. Fakat bakın bu parabolik dağılımımız dikdörtgenden daha küçük bir değer. O zaman biz integrasyon kullanarak bu dikdörtgenden daha küçük bir değer. Bu tam net alanı hesaplayabiliriz. Tam net alan da arkadaşlar şu şekilde hesaplanabilir. İntegral sıfırdan x1'e kadar arkadaşlar. X1'e kadar bu parabolün denklemini göz önüne alacağız. Sigma c betonun x'e bağlı, x1'e bağlı değişimi sigma cx
dx şeklinde. Şimdi bu arkadaşlar bu bize bir alfa katsayısı verecektir. Bu alfa katsayısını kullanarak fc'yi hesap etmemiz mümkündür. O zaman şimdi fc'yi yazarsak arkadaşlar fc eşittir 0,85 0,85 fcd çarpı x1 çarpı x1 arkadaşlar çarpı alfa ve çarpı b şeklindedir. Yani bir hacim şeklinde bunu hesaplıyoruz. B bizim arkadaşlar şu kestiğimizin genişliği. B eşittir 250. Bakın şurada B eşittir 250. H eşittir 600 milimetre. Mesela D eşittir. H eksi D üssü olacak. Bunu şu şekilde hesaplayabiliriz. D üssü paspayımız 40 milimetreydi. 600 eksi 40 milimetre. O zaman D eşittir ne olacak? 660 milimetre olacaktır. D eşittir 660 milimetre. Şimdi arkadaşlar burada denge denklemlerinden ne yapabiliriz? Arkadaşlar AS1'i bulabiliriz kolay bir şekilde. O zaman moment denge denklemini yazarsak moment denge. Bakın şurada FC ile ilgili bilmediğimiz bir değerimiz yok. 0,85 FCD. FCD'yi biliyoruz çünkü beton dayanımız C25 verilmiş. Bu durumda bizim FCD'miz 17 megapascal olacaktır. X1 değerimiz arkadaşlar benzer üçgenlerden buradan hesaplamamız mümkün. X1 değerini. Ondan sonra arkadaşlar alfa katsayısı veriliyor. Alfa katsayısı veriliyor. Şimdi verilenlere alfayı yazalım. Arkadaşlar alfa eşittir 0,770. Alfa eşittir 0,778 ve beta eşittir arkadaşlar 0,405 şeklinde verilmiştir. 0,405. Şimdi dolayısıyla bilmediğimiz bir değer yok. O zaman biz moment denge denklemini yazarsak şu noktaya göre yazacağız. Donatının etki merkezine göre moment denge denklemini yazarsak toplam M eşittir 0'dan arkadaşlar. Ondan sonra şu yönü de tabi pozitif mesela sayabiliriz. O zaman FC çarpı ne diyeceğiz? D eksi arkadaşlar D eksi beta çarpı x1 diyeceğiz. O da eşittir. Bize arkadaşlar taşımamız gereken momenti bize verecektir. Şimdi bu hesaplayalım. 0,85 yazalım hemen. 0,85 FCD'miz dediğim gibi ne kadar? 17 megapascal. Tabi birim dönüştürürsek uygun birimlerde bunu yazarsak 0, kilonewton olarak bulmak için 0,017 kilonewton bölü milimetre kare çarpı 250 B genişliğimiz çarpı arkadaşlar 296 bizim x1'imiz arkadaşlar x1'imiz 296 çarpı ne olacak? Alfa katsayısı çarpı 0,778 yukarıda verilmiş. Şimdi arkadaşlar buraya hemen bir anti parantez açmak istiyorum. Yani şu 0,250 0,296'yı pardon özür dilerim. 296 milimetreyi şunu nereden bulduk? Bunu hemen şöyle şu yan tarafa geçirirsek arkadaşlar şunu da geri alalım şöyle çarpı alfa 0,778. Şimdi bu 296 değerini milimetre nereden bulduk? Hemen şöyle yukarıda bir yere şuraya ben yazayım bunu. Şimdi arkadaşlar xb üzerinden denge denklemi yazarsak yani şu şekil değişime dağılımı arkadaşlar şu şekil değişime dağılımı bunun üzerinden benzer üçgenlerden geometrik bilgileri kullanarak denge denklemlerini yazarsak xb bölü arkadaşlar d faydalı yükseklik eşittir. Bakın şurada şurası xb yani x1 arkadaşlar x1 x şurası
Arkadaşlar şuraya x1 demiştik. Şuna da xb diyoruz. Dengeli durumdaki faydalı derinlik. Xb bölü d arkadaşlar. Xb bölü d eşittir. Xb bölü d. Yani şu kenar bölü şöyle toplam kenar. Arkadaşlar bana neyi verecektir? Epsilon c bölü epsilon c, daha doğrusu epsilon cu, buradaki değerimiz bölü epsilon cu artı epsilon yd arkadaşlar. Şimdi u da eşittir. Epsilon c binde 3 bölü binde 3 artı epsilon yd'miz ne kadar? S420 verilmiş. S420'de fyd 191, pardon, fyd 365 megapaskal, 365 bölü elastem modülü 200 bin megapaskal. Dolayısıyla binde 1.800, binde 1.83 kabaca yuvarlatabiliriz, diyebiliriz. O zaman arkadaşlar xb eşittir ne olur? Xb eşittir, buradan xb'yi çekersek xb eşittir 348.1 milimetre. Şimdi x1'i bulabiliriz. X1 eşittir 0.85. 0.85 xb idi. O zaman x1'i hemen direkt olarak yazabiliriz. X1 eşittir arkadaşlar 296 milimetre. 296 milimetre. Şimdi bu 296 sayısını buradan bulduk. Şimdi arkadaşlar bu gerekli çarpımları yaparsak FC momentimizi, toplam momentimizi arkadaşlar, momentimizi bulabiliriz. 831.9 kilonewton metre. Yani şu nedir arkadaşlar? Bu maksimum duruma denk gelen, maksimum taşınabilecek arkadaşlar, maksimum taşınabilecek momentimiz için kullanacağımız Fc kuvvetidir. Tabi bunu çarpı şu, bakın Fc, şurası Fc idi, şu bulduğumuz Fc, Fc, Fc. Şimdi bu Fc'yi arkadaşlar eşittir m eşittir 831.9 çarpı d 660 milimetre ya da 0 nokta arkadaşlar 660, burada bir yanlışlık olmuş arkadaşlar, 600 eksi 40 milimetre 560 olması lazım. O zaman şunu da şöyle geri alırsak 560, şurası 560 olacak. 560 ya da birim dönüştürmesi yapabiliriz, 0,56 metre eksi d bölü 2 arkadaşlar, 560 eksi d bölü 2 diyeceğiz. Şimdi 560 eksi ne dedik? Beta çarpı betamız ne kadar? 0,405 çarpı x1. X1 296 milimetre. 296 milimetre. Dediğim gibi arkadaşlar şu 831 kilonewton, sonuç olarak momentimiz 831 kilonewton metre. Burada 831 kilonewton, diğer birimleri metre yazdık. Şuraya 0.560 ve 0.296 dersek, çarpı .296 dersek, o zaman birimler metre olarak elde edilir. Eşittir 366 kilonewton metre arkadaşlar. Bakın şimdi 366 kilonewton bizim taşımamız gereken, kestin taşıması gereken moment ise 405 kilonewton. O zaman bu bulduğumuz moment, kestin taşıması gereken, tekrar bakalım, 406 kilonewton. 406 kilonewton metreden küçük bir değer. Şimdi maksimum 366 kilonewton metre moment taşıtabiliyorsunuz ve geri kalan arkadaşlar fark momentini ne yapacağız? Kesitin basınç bölgesine de donatı yerleştirerek arkadaşlar donatı
yerleştirmek suretiyle sünek bir davranışı sergileyecek şekilde kestiğimizi donatılandırabiliriz. Şimdi bizim bu fark momentimiz ne kadar? Delta eşittir 406 eksi 366. 366, o da eşittir 40 kilonewton metre. 40 kilonewton metrelik bir fark momentini arkadaşlar kestin hem üst bölgesine hem alt bölgesine hem çekme bölgesine hem basınç bölgesine aynı miktarda donatı yerleştirerek taşıtabiliriz. Şimdi burada AC donatı miktarını da arkadaşlar yatay dengeden bulabiliriz. Bakın burada şu yatay denge toplam Fx eşittir sıfırdan arkadaşlar. Fc eşittir Fs olması lazım. Fs de arkadaşlar AC çarpı Fy'dedir. AC çarpı Fy'de. Peki o zaman Fc'yi bildiğimize göre AC eşittir. Çekebiliriz buradan. AC'yi çekersek Fc bölü arkadaşlar Fc bölü Fy'de şeklinde buluruz. Şimdi Fc'yi Newton cinsinden yazarsak AC donatı miktarımızı bulabiliriz. AC eşittir. Fc'yi ne bulmuştuk? 831,9 kilonewton. 831,9 kilonewton çarpı 10 üzeri 3 Newton'a çeviriyorum. Bölü 365 megapascal. O zaman buradan AC donatımı da arkadaşlar eşittir. Şu şekilde bulmak mümkün. AC eşittir 2279 milimetre kare. 279 milimetre kare olarak bulduk. Şimdi arkadaşlar alt kesitime yani şu 2279 milimetre AC'nin alabileceği maksimum değer. AC eşittir 2279 milimetre kare. Ben daha fazla donatı yerleştirirsem o zaman bu kesitte gevrek göçme meydana gelecektir. Şimdi çift donatılı kesit basınç bölgesine koyacağımız donatı miktarını hesaplayalım arkadaşlar. Şurada şimdi buradaki Fc kuvvetimiz 0,85 Fcd çarpı B çarpı X1 çarpı alfa idi arkadaşlar. Şimdi bakın burada tabii şimdi şöyle bir şey şu kuvvet çiftinden 366 kilonewton metre moment taşıttık. Şimdi bizim ikinci bir kuvvet çiftine ihtiyacımız var arkadaşlar. Yani buradaki mesele bu. İkinci bir kuvvet çiftine ihtiyacımız var. Bu kuvvet çifti de basınç bölgesine yerleştireceğim donatı ve aynı donatı miktarını da arkadaşlar çekme bölgesine yerleştireceğim. Yani bu ikinci bir kuvvet çifti elde edeceğim. Şimdi bu kuvvet çiftine şöyle diyeyim. Şu basınç bölgesine koyacağım donatıdan oluşan kuvveti Fs üssü diyeyim arkadaşlar. Ve bu aşağıda çekme bölgesinde daha önce Fs1 kullanmıştım. Fs1 eşittir As çarpı. Şimdi bu ikinci kuvvetim de Fs2 diyelim arkadaşlar. Şimdi basınç bölgesine koyacağım donatıyı arkadaşlar nasıl yerleştireceğim? Bakın şu bölgeye yerleştirmem lazım. Yani şuraya yerleştireceğiz. Gene yukarıdan bir pas payı kadar aşağıya yerleştiriyorum. Dolayısıyla bu iki kuvvet çifti arasındaki mesafe ne olacaktır arkadaşlar? Aşağıdan bir pas payını çıkarıyorsunuz. Yukarıdan bir pas payını çıkarıyorsunuz. Yani moment kolumuz arkadaşlar D eksiği D üssü olacak ya da H eksi iki tane D üssü olacak. Aynı sonucu elde edeceğiz. D eksi D üssü. O zaman Fs üssü ile Fs2'nin birbirine eşit olması lazım biliyorsunuz. Yatay dengenin sağlanması için. Peki burada taşınacak moment ne kadar olacak arkadaşlar? Taşınacak momentim de delta M kadar olacak. O da eşittir 40 kilonewton metre. 40 kilonewton metre. Peki ben buradan moment dengesini yazarsam şuradan moment dengesini yazarsam mesela Fs2 ya da Fs üssü çarpı arkadaşlar D eksi D üssü eşittir. Neye eşit olacak arkadaşlar? Bu delta M momentine eşit olacak. Yani 40 kilonewton metre arkadaşlar. Şimdi Fs üssü bunu açalım. Fs üssü ne olacak?
AS üssü çarpı arkadaşlar FYD olacak. AS üssü çarpı FYD biliyorsunuz aşağıdaki donatım zaten akma bölgesini geçtiği için akmış durumda. Ve üst basınç bölgesine koyacağım donatı da arkadaşlar şu binde 3 değerine yani maksimum kısalma birim değerine çok yakın olacak. Denge denklemlerini yazarak bu donatının akıp akmadığını kontrol etmemiz mümkün. Şu şekilde denge denklemini yazabiliriz. Şu donatı için arkadaşlar biz buna epsilon S üssü diyeceğiz. Basınç bölgesine koyacağımız donatı epsilon S üssü bölü arkadaşlar 256 bölü 256 milimetre şu x1 faydalı derinlik tarafsız eksen derinliği eşittir arkadaşlar epsilon C bölü epsilon CU bölü arkadaşlar 296. Buradan epsilon S üssünü şu şekilde bulmuşuz. Binde 2.6. Binde 2.6 biliyorsunuz donatın akma gerilmesi epsilon Y'de binde 1.83 idi. Binde 2.6 binde 1.8'den büyük olduğu için basınç bölgesindeki donatımız da akmaktadır. Dolayısıyla bu yatay denge denklemindeki kabulümüz doğrudur. AS üssü çarpı FYD çarpı D eksi arkadaşlar D üssü olacak. Şimdi ben buradan AS üssünü çekersem yani soruma cevap bulmuş olacağım. Basınç bölgesine koymam gereken donatı miktarı AS üssü eşittir arkadaşlar. Delta M bölü arkadaşlar FYD çarpı D eksi D üssü şeklinde olacaktır. Şimdi buradan AS üssünü çekersek AS üssü eşittir. Ne bulacağız arkadaşlar? Ne bulmuşuz? Hemen yazıyorum. AS üssü eşittir. Değerleri yerine yazarsak delta M 40 kilonewton metre. FYD 365. Bunu kilonewton milimetre kareye çevirsek 0.365 kilonewton bölü milimetre kare. D değerimiz ise D değerimiz ise 56 santim. Paspayımız ise 4 santim. Değerleri yerine bıraktığımız zaman burada AS üssü eşittir. Şöyle AS üssü arkadaşlar AS üssü eşittir. AS üssü 210.7 milimetre kare 210.7 milimetre kare buluruz. Şimdi bu bulduğumuz değeri arkadaşlar ne yapıyoruz? Hem alttaki çekme bölgesindeki donatıya ekliyoruz. Yani şurada artı pardon arkadaşlar şöyle bu 2279 milimetre kare artı 210.7 milimetre kare çekme bölgesine donatı yerleştireceğiz. Ve basınç bölgesine koyacağımız donatı miktarı da 210.7 milimetre kare olacaktır. Şimdi buna göre kesiti arkadaşlar donatılandırmış oluyoruz. Şimdi donatı seçimini arkadaşlar buna göre yapabilirsiniz. Kestiğimizde çekme bölgesinde 2279 milimetre kare artı 210 yani 2489 milimetre kare donatı yerleştireceğiz. Ve basınç bölgesinde de 210 milimetre kare donatı yerleştirirsek bu kestiğimizi sünek olarak tasarlamış olacağız arkadaşlar. Şimdilik bu örneğimiz için bu kadar bilgi yeterli arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki örneğimizde buluşmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.